Ee, var olma nedenimizin Peygamberimiz olduğu He, buyur. iddiası ve Nuru Muhammedi ifadesi. Şiş, şiş, buyur. Şimdi bakın, Peygamberimiz ha, Levlake diye bilinir. Tabi var. O evet. şey. Levlake, evet. ee, Levlake. Le Maqalatul Eflake. Biri o, biri de evvelu halakallahu ruhi. İşte Allah'ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur demiş Peygamberimiz. Öbüründe de sen olmasaydın Alemleri yaratmazdım. Ya bu defa sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadis değil. Değil. Değil yani buna hadisçiler de hadis demiyor. Değil hadis değil bu işte. Hocam evet. Bu Al ne biliyor musun? bunu anlatamazsınız yani. Ha, evet. Yani ayet değil hadis değil. Oo, bu adam... bu, bunu sorduğunuz zaman ahaliye gidin sorun bu nedir diye ayet zannediyor. diyor. Bunu ayet zannediyor adam. Üstelik uydurma hadis de değil bu yani. Bu birinin bir, bir bir gönül adamının peygamber sevgisini kendince ortaya koymak üzere dile getirdiği bir beyan. Ama bunun kaynağı korkarım ki öyle çok rahat bir yer değil. Bunun kaynağı kitab-ı Mukaddes kardeş. Evet. Yani yeni ahitte Hz. İsa için aynı ifade var şeyde yeni ahitte İncilde. Ya ayıp ya insan ne dediğine bir bakar. Hocam hatta bir video hazırlamıştı internet ortamında bazı arkadaşlar bir yerde bir Müslüman kişinin konuşmasını veriyorlar. İşte bu şeyi kullanıyor, rivayeti kullanıyor kendince. Peygamberimiz yüz yaratıldık. Olmasaydı hiçbir şey yaratılmayacaktı diyor. Sonra bir de Hristiyan bir din adamının konuşmasının arkasından böyle Aynı şeyi Hazreti İsa için söylüyor kişi. Evet. Ve kitaba dayanarak söylüyor yani. Kitaptan ayet okuyarak söylüyor. Buyur. Yani ne yapalım? Yani bu malzeme bu. Yani nasıl diyeyim yani. Rating mi diyeceğiz buna? Ne diyeceğiz bilmiyorum. Bu itibar görüyor. Ama bu yanlış kardeşim. Yani böyle bir bilgi yok. Yani bu kadar önemli bir şey. Peygamberimizin evine, sofrasına dair detay veren bir engelli insanla konuşmasındaki bir kabahatini uyarıya konu edinen bir kadının sorduğu soruya hatalı cevap verdiği için Uyuru. o, onu uyarılan kendi evindeki bir durumla alakalı işte Tahrim suresinin ilk ayetleri, Mücadele suresinin ilk ayetleri falan gelen bu kadar detay diyebileceğimiz hususiyetlerin yer aldığı kitapta bu alemleri senin için yarattık. Böyle bir şey olmaz mıydı? Olurdu ama yok öyle bir şey. Sor hocam Kur'an'da an Kur zaten Allah'ın alemleri niye yarattığını insan niye yarattığını söylemiyor mu? Evet zaten söylüyor. Gidiyor, onlar Kaç sefer. Bütün alemlerin yaratılış gerekçeleri var. Alemlerin yaratılışı insana yöneliktir. İnsanın yaratılışı da Allah'a ibadete ve imtihana endeksidir. Yaratılışın gayesi olarak Kur'an beş şey söyler. Bunlardan bir tanesi imtihandır. O imtihanın da bir alt başlığı olarak Allah'a kulluktur. Yaratılışımızın gayesi bu. Bizi onun için yarattı. Şimdi nuru Muhammedi diye böyle bir söylem var. Ya yani nuru Muham ya yani ne demek istiyorsunuz yani şimdi bir biraz daha düşün bakalım. Her şey peygamberimizin nurunda. O zaman ilk o yaratılsaydı. Aynı şeyde de zaten yine Hristiyanlıkta da var hocam. Hazreti İsa için geçen aynı şey. Tabii. O oradan gelmez. Zaten şey yarıştırıyor. Yok. yarıştırıyor. Yani İsa için biri bir şey dediyse bizimki bir kalem daha üstte bir şey üretiyor. <laughs> Oysa peygamberimiz ne demiş biliyor musunuz? La tutruni <laughs> kema etratin nasara el mesih meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri, abarttıkları gibi beni abartmayın, yüceltmeyin kulu işte Resulullah'ı ve abduhu gibi böyle bir ifade var. Yani Allah'ın kulu ve elçisi, elçisi değil. o değil. kadar başka bir şey demeyin diyor kendisi. Ee, onun bir rivayette yani bu şekilde geçiyor. Evet, rivayette la tutruni diye bir rivayet var. Orada geçiyor. Bu ayetlerde ise e, peygamberimizin mesela alemlerle ilişkisi kurulan bir ayet-i kerime var. O Enbiya suresi 107. ayet. Hı, hı ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Hani alemlere rahmet olarak biz seni gönderdik. Tercüme bu. Her yerde tercüme bu. Siz onu farklı tercüme ediyorsunuz. Ben yani. onu farklı tercüme ediyorum. Niye? Ya şunu düşünüyorum. Bir de bak gramer olarak benim dediğimin doğru olduğuna inanıyorum. Ama hani yorum olarak da bakarsanız düşünebiliyor musunuz? Alemlere rahmet peygamberimiz. Peygamberimizden önce yaratılanlara nasıl rahmet olacak? Alemlerin içerisinde taşlar var, toprak var, yağmur var, deniz var, kara var, ova var, tepe var, şu var, bu var. Onlarla ne, ne ilgisi var? Yani ne, ne demek bu? Rahmet o ayetteki ve bersellene illa rahmeten lil alemin. Ayetindeki ifade biz seni alemlere merhametimiz gereği gönderdik. Yani Hazreti Peygamber Allah'ın rahmetinin, merhametinin tecellisidir. Hı hı. O rahmet Allah'a ait bir sıfattır. Peygamberimizin de rahmet sıfatı var ama o müminlere rahmettir. Hı hı. Ve rahmetün lil müminin. Tevbe suresine geçiyor. Müminlere rahmettir. İnsanlar Şimdi, arasındaki ilişkiyle alakalı bir şey. Evet. İnananlarla. Evet, arasındaki i̇nanan arasındaki ilişkiyle alakalı ve rahmetün lillezine amenu minküm ayetleri var. İkisi de Tevbe suresinde biri 128. ayet bir de sanıyorum 61. ayet olması lazım. Peygamberimiz müminlere rahmettir. Hadi şunu düşünelim. Alemlere rahmet. Mesela Ebu Cehil'e nasıl rahmet oluyor? Ya adam gitti. Adam küfür üzere gitti. Ebedi cehennemlik. Münafıklara nasıl rahmettir? İnkarcılara nasıl rahmettir? Anlamalıyız ki burada başka bir şey var. Orada olan başka bir şey o ayette sözü edilen rahmet ve merhametin Allahu Teala'nın bir sıfatı olduğudur. O merhametin tecellisi olarak şimdi elimizde görüntü olarak Allah'ın kitabı vardır. İşte o rahmet vesilesi Allah'ın kitabıdır. Bugün itibariyle biz rahmet diye bu kitaba sarılacağız. Hocam bu anlamda aslında tüm nebilerin beraberinde getirmiş olduğu şeyler zaten Allah'ın rahmeti sonucu insanlara ulaştırılmış şeyler olarak da anlayabiliriz o zaman. Evet, yani Bütün vahiyler böyledir zaten. Yani şeyde de geçiyor bakın. Ee, nerede geçiyor? Ee, Meryem suresinde Hazreti İsa ile ilgili geçiyor. Velinec'alehu ayeten linnâsi ve rahmeten minna. Onu insanlar için bir delil yapacağız ve katımızdan bir merhamet, merhamet kılacağız, evet. bir, bir merhamet unsuru. Yani Hazreti İsa da bütün insanlığa göndermiştir. Hazreti İbrahim de. Bakın yanlış bilinen bir şey daha söyleyeyim. Diyorlar ki her peygamber kendi kavmine gönderildi. Hazreti Peygamber bütün insanlığa gönderildi. Bu yanlış. Bütün peygamberler bütün insanlığa gönderilmiştir kardeş. Mesaj kime ulaşıyorsa ulaşabildiği ulaşıyor, herkese, herkese ulaştırmak yöresel gerekiyor. kalmış olabilir. Ama bu mesajın evrensel olmadığı manasına gelmez. Yani hocam böyle işte yerel yönetimlerde ilçe il yönetimleri var. Hani her ilçe kendi ilçe sınırlarından sorumlu bir başka ilçeye diyelim ki işte müdahale edemiyor. Bir peygamberin böyle bir şey düşünebilir böyle mi? Böyle bir şey yani yok tabii. ki. Şey. Benim mıntıkamın dışında kalıyorsan hemen Allah'ın ayetlerini tebliğ edemem mi diyecek? Tabii o iş olmaz. Yani Ali İmran suresine buyuruyor ki Allahu Teala Al Elif la Mim Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzele't tevrate vel inciyle min qablu denlin lin Bütün insanlar için hidayet rehberi olsun diye Tevrat'ı ve İncil'i indirdiğini söylüyor. Onlara onların da bütün hedefi bütün insanlık idi. Hz. İbrahim için diyor ki inni cailuke linnâsi imama. Ben seni bütün insanlar için bir önder peygamber yapacağım diyor. E, kavim kelimesi kullanılıyor bazı evet. ayetlerde. İbrahim suresi 5. ayette Hz. Musa için. Ve Musa bi ayatina en ahrij kavmeke min nur. Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Deyince Hz. Musa'nın sadece İsrail oğullarına gönderildiği zannediliyor. Halbuki aynı ifade Hazreti Peygamber için de var. suresinde 30. ayette de geçiyor hocam değil mi orada da? Ha o şey ve kâle ya rabbi inne kavmi ittehazû hazel Kur'ân Bu benim kavmim Kur'an'ı yalnız bıraktılar. Terk edilmiş. O kavim kelimesi. Daha şeyi var. Hı hı. Ben şimdi söyleyeyim. Şu ara suresinde var. Ve enzir aşire tekel akrabin. Sen en yakın akrabanı uyar diyor. Şimdi oraya bakıp da peygamberimiz sadece yakın akrabasına gönderildi denir mi? E, Şura suresi 7. ayette ve kedel ki evhayna ileyke Kur'anen Arabiyen litunzira ummel kura ve men havla. Yani ümmül kurayı, Mekke'yi ve men havla ve civarını uyarasın diye bunu Arapça bir Kur'an indirdik deyip o Oraya zaman mı sınırlı yani? Değil mi? O zaman niye Medine'ye gitti? Yasin e, Yasin'de var, Yasin'de. Litunzira kavmen ma unzira abahum fehum gafilun. Bir kavmi uyarmak için gönderildi ki Peygamberimiz ataları da uyarılmış idi. Hı hı. Ataları uyarılmayan bir kavim diye tercüme ediliyor. Ben o kanaatte değilim. Atara ataları da uyarılmıştı. Uyarılmıştı. Onun için iman etmedikleri hı hı. için gaflette kaldılar ve üzerlerine azap hak oldu. Orada da kavim kelimesi geçiyor. Buraya bakarak peygamberimiz bir kavme gönderildi denir mi? Başka ayetlerde de bütün insanlığa gönderildiği söyleniyor. İşte Araf suresi 158. ayet Sebe suresinde var. Kul ya nas inni rasulullahi ileyküm cemiyan. De ki ey bütün insanlar ben hepiniz Allah'ın elçisiyim. Ve ma arselnake illa kaffeten Ben bütün bütün insanların hepsine gönder, seni gönderdim, gönderdik diyor. Enam suresi 19. ayette Kur'an bana vahyedildi sizi uyarayım ve daha ulaşabileceği kim varsa hepsini uyarayım diye. Bütün peygamberler mesajları itibariyle evrensel bir görevle e, yükümlü tutulmuşlardır. Son peygamber olan Hz. Muhammed de elbette böyle görevli ve yükümlü tutulmuştur. Hocam öyle şimdi e, sizde yaptığımız özellikle programlarda diğer birçok hocalarımızla da ama yani özellikle bu programda sürekli ayetlerden de referans verdiğimiz için çokça mesajlar alıyorum. Birçok izleyicimiz diyor ki yani ne kadar çok şey yanlış biliyormuşuz. Hocamızın verdiği ayet referanslarıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hakikaten yani İslam'ı tanımadığımızı Üzgünüm. Gördük diye defalarca mesajlar aldık. Allah'ım da olsun. Yani en azından amacına ulaşıyor. Yani, en azından insanları hakikatle buluşturma noktasında yani doğru bir iş yapıyoruz çok şükür. Allah ee, Allah'ın kitabı bunları... Bu kardeşim. Yani bu bizim kanaatimiz değil ki ya. Vallahi billahi. Ya ben şimdi buradan kardeşlerime söylüyorum ya bu. Bakın benim de senin de. Yani biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ve bizim bir takımımız yok arkadaş. Bizim bir cemaatimiz yok. Bizim bir camiamız yok. Bizim bir grubumuz yok. Kendimize biz, bizim davetimiz kendimize değil. Biz kendimizi tarif ederken şucu bucu denmesine şiddetle itiraz ediyoruz. Bizi tarif edecek misin arkadaş? En çok iki kelime kullanabilirsin. Bir, Müslüman. iki Kur'an talebesi. Başka, başka yok. Bizimki bu.